Oo Gençler Birliği yüzünüzü gören cennetlik. Bugün sizlerle yine Sessiz İstila hakkında konuşacağız. Sessiz İstila'nın gece saatlerinde ikinci filmi çıktı. Daha doğrusu kısa filmi. Kısa film hakkında sizlere çok fazla bahsetmeyeceğim yani izlediğinizi varsayıyorum. Tabi en azından kısa bir özet geçeceğiz. Ardından video hakkında kendi yorumlarıma geçeceğim. Şimdi bu seferki videomuz 17 Haziran 722 tarihlerinde geçiyor. Moğolların zamanında. Burada ana karakterimizin adı Aybars. Tabi filmde tanıdığımız isimler de var. Efe Aydal var mesela. Hem de iki Efe Aydal. Al. Filmin başlangıcında Erlik seslendiriyor. Başta sesinden tanımamıştım fakat videonun sonunda Erlik'in seslendirdiği yazıyor. Neyse Aybaz karakterimiz başlarda böyle birkaç kişiyle dövüşüyor falan. Burada hatta Süleyman ile bir gönderme var. Sayınız sayıma denk, boyunuz da boyuma denk olsun. Atınızdan inmenizi rica edeceğim. <laughs> Sen hayvandan aşağısın. İstesen de seni seviyene inmem. Bu hayvandan aşağı bir adamdır. Esere safilindir. Eğer attan inmeme sebebin kaçmaksa seni er ya da geç bulurum seni yarın İçişleri Bakanlığı'nın önünde bulacağım oğlum. Savaşın ardından kutlamalar yapılıyor falan derken bir anda karakterimiz bir büyücü gibi bir şeye gidiyor. Karakterimizin buradaki amacı Türk yurdunun geleceğini görmek. Adam da diyor ki işte eğer kırmızıyı seçersen ben sana geleceği göstereceğim. Kırmızıyı seçiyor ve içiyor derken bir anda geleceğe ışınlanıyor karakterimiz. Burada telefonu çıkar bakayım diyen bir tane dayı. Kadınların videolarını çeken Suriyeliler ve röportaj yapan bir tane abimiz var. Klasik Türkiye'nin şu anki hali yani. Sonra buradaki iki mülteci bu kadının videosunu çek Bekerken kadın bir anda bunu fark ediyor, İkisinde bir güzel pataklıyor ve bir tanesini çöp kutusuna atıyor. Sonrasında Hande Karaci'si ablamız da bu elindeki çöpü adamın üstüne atıyor ve bu sahne Twitter'da baya bir konuşuluyor. Kısa filmin sonunda ise karakterimiz Atatürk heykeli'nin önünde duruyor ve kısa film bu şekilde bitiyor. Ben tabii ki özetledim yani her şeyi anlatmadım ama genel olarak bu şekilde. Gel gelelim en önemli kısma. Bu seferki film hakkında düşüncelerim nelerdir? Sonuç olarak burada bir eleştiri yapmamız lazım ve eleştiri işte çok güzeldi, mükemmeldi, harikaydı gidin izleyin demek değildir. Bugün eğri oturacağız fakat doğru konuşacağız. İlk filme göre bu seferki film maalesef ki benim beklentilerimi karşılayamadı. Tamam kalite olarak bir önceki filmden çok daha iyiydi. Görüntü kalitesi, ses kalitesi, müzikler ki müzikler de Age of Empires'tan alınmış. O yüzden daha da fazla hoşuma gitti yani oynadığım bir oyundur. Ne bileyim işte oyuncular, senaryo falan her şey harika, mükemmel ama verilmek istenen mesaja baktığımız zaman bir önceki filme göre birazcık sınıfta kalmış diyebilirim. İkinci film kötü mü? Kesinlikle değil ki ben gayet. Gayet beğendim yani. Fakat birinci filmle bir kıyaslama yaptığımız zaman maalesef ki birazcık beklentilerimi karşılayamadı. Sessiz İstilanın birinci videosunu izlediğim zaman ben gerçekten hani böyle ekrana kilitlenmiştim ya. Hele ki o sonlara doğru kadın o kadar güzel konuşmuştu ki yani tüylerim diken diken olmuştu. Türkiye'yi bu halde Suriyeler tarafından işgal edilirken görmek, adamın acınası hayatını anlatması, sonlara doğru yapılan bu güzel konuşma beni gerçekten çok etkilemişti. Ha tabii ki oyunculuk o kadar da iyi değildi. Videonun kalitesi ikinci filme nazaran çok da iyi değildi. Ama ama abi benim için gerçekten sadece verilen mesaj önemliydi. Ve verilmek istenen o mesajı en iyi şekilde vermişlerdi. İkinci videosunda yapmak istedikleri şeyi az çok anlıyorum aslında. Birazcık daha böyle espriye vurmuşlar. Arada komiklik olsun istemişler. Yani kötü de olmamış aslında konsept. Fakat bana soracak olursanız birinci videomu ikinci videomu diye ben kesinlikle oyumu birinci videodan kullanmak istiyorum. Uzun zaman sonra benim tüylerimi diken diken yapan bir yapım olmuştu birinci video. Muhtemelen kimsenin beklemediği bir anda böyle videonun yayınlanmasından dolayı da olabilir tabii ki bu. Yani sessiz istilanı yayınlanacağını muhtemelen birçoğumuz bilmiyorduk. En azından ben bilmiyordum. Bir anda böyle insanlar çok fazla konuşmaya başlamıştı ve ben de bu şekilde görmüştüm. Yani ben ikinci filmde de sürekli olarak bir beklentideydim aslında. Hadi artık şöyle çok güzel bir mesaj ver diye bekledim, bekledim, bekledim fakat o mesajı maalesef ki alamadım. Birazcık daha esprili olsun demişler. Ama genel olarak baktığımız zaman kötü değildi. Yani ellerine sağlık. Siyasete göndermeler olsun, kadınların videosunu çeken mültecilere tepkiler olsun, atalarımızın Türkiye topraklarını nasıl aldığını hatırlatma olsun. Bence bunlar da da gayet hoş şeylerdi. Ve anladığım kadarıyla bunun devamı da gelecek yani. Çünkü tam biterken sol altta birinci bölümün sonu yazıyor. Bir de sizin düşüncelerinizi alalım. Sizce birincisi mi daha etkiliydi yoksa ikincisi mi? Benim görüşlerim bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.